Last time we were discussing Meyer-Werther sequence, and for that we had to show that this sequence is exact. One of the steps is that this map is onto. Let's see how we can do this. We take an element here in this group and show that it's in the image of this map. To do so, we will proceed as follows. Let omega be an element of the group omega k u intersection v. So this is a k form defined on the intersection. Let's choose a partition of unity. Compatible or associated to the open cover M U union V say şöyle olsun. Let's say row U and row V. So what do we mean by this? These two function adds up to one at every point, and support of this gadget its closure lies in U, and support of this lies in V. Okay. The thing is that for example, let's draw a one-dimensional picture of this. Say this is this thing is U, and this thing is V. Okay. So U union V is the everything. So these functions are like this. So rho U and rho V. Rho U has support in U. So it is something like this. It's graph. Okay, so say this is graph of rho U. Pardon, rho U. And rho V is 1 minus this function. So its graph is something like this. Yani belki şunu biraz şey çizdim, kötü çizdim. Şöyle mi yapmak lazımdı? Şöyle. Okay. Yani şöyle yarıya kadar, sonra şöyle. Rho V. Rho U'yu da şöyle. Yani toplamı bir olacak ya. Şöyle. Ondan sonra aşağıya iniyor. Okey, şöyle. Şimdi şu fonksiyonlara, pardon, formlara bakarsak, şimdi omega intersection'da tanımlı. Sadece intersection'da, başka bir yerde tarifli değil. Now rho u times omega bunun support'u U'nun içinde kalıyor. Çünkü rho U'nun support'u U'nun içinde. Dolayısıyla bu U'nun boundary'sine geldiğimizde sıfır olacak. Yani V'ye geçerken
Bu identikli sıfır oluyor, değil mi? Bu formun şeyi şöyle, onu da şöyle çizeyim. Yani daha aslında gerek yok. Yani bu formun şeyi, supportu bu kırmızı çizginin olduğu yer. Dolayısıyla V'nin daha doğrusu U'nun dışına yaklaştığımızda, closure'una geldiğimizde bu sıfır oluyor. O zaman bunu şöyle yapabilirim. Now has support in U does we may extend rho U times W to V minus U intersection V as zero. Çünkü bu fonksiyon, yani V minus U intersection V'de zaten identically zero. Dolayısıyla ben bunu yani normalde omega burada tanımlıydı ama bu çarptığım zaman omega bu şeye gelirken, buraya gelirken sıfıra iniyor. Geri kalan yerde de ben o fonksiyonu, bu formu zero olarak extend edebilirim. Dolayısıyla bu nesne artık şöyle düşünebiliriz. Hence we may regard as an element of V. Similarly, we may regard rho V times W as an element of this. Ve şöyle diyeyim, şunu başına bir tanesini eksi koyayım. Çünkü şurada eksi yapacağız. Tamam. V'dekinin başına eksi koyayım. Then şunun imajı, map neydi? Şöyle diyeyim. Rho U omega minus rho V omega. Şimdi bu U'da tanımlı, pardon. U'da tanımlı olan buydu. Özür dilerim. U'da tanımlı olan buydu. O yüzden bunu şöyle yapayım. Rho V bu U'da tanımlı. Bunun görüntüsü ne olacak? Bunu alıp şeye kısıtlıyorum. Intersection'a. Yani işte J U star J U star. Evet. Yok. Şöyle. U'da bunun yaşadığı yer intersection'da da U'nun sınırına geldiğinde, o yani intersection'dan U'ya doğru geçerken bu fonksiyon sıfır oluyor. Dolayısıyla U'nun geri kalanında ben bunu sıfır olarak extend ediyorum. Identically sıfır. Yani fonksiyon sadece burada tanımlı ama ben diyorum ki burada da sıfır diye tanımlı. Tamam mı? Şimdi bu ne olacak? Bu şuna eşit. Bu pardon, minus bu. Daha doğrusu şöyle minus. Şimdi bu minus plus olacak. Dolayısıyla burası rho v ve rho. Yani bunlar sadece kısıtlama, başka bir şey değil. Bu. Ama bu iki fonksiyonun toplamı da rho u plus rho v, burada star yok, özür dilerim, times one pardon omega, bu da dolayısıyla omega'ya eşit.
Dolayısıyla özür dilerim. Bu gene gitti geldi galiba. Okay. Alright. So, hence the last map is onto. Şeye gelince bir de şunu göstermemiz lazım. Bu map'in kernel'ı bunun imajında olması lazım. Ama o da bariz. Yani burada bir eleman aldığınızda finally, if eta theta is in kernel of JU star JV star then bu ne demek? Yani bu şu demek. Bu fonksiyonun U intersection V'ye kısıtlanışı. Çünkü bu map U'daki bir şeyi intersection'a kısıtlamaktı. Bu theta'nın kısıtlanışı demek. Ama bu şu anlama geliyor. Demek ki bu iki fonksiyon arakesitte aynı. O halde ya da form so define omega şöyle tarif edelim. As eta on u and theta on v. Bu sumut bir nesne. Neden? Çünkü iki tane opposite de tanımlılar ve bu iki opposite'in ara kesitinde de bunlar birbirine eşitler. O halde bu işte u union V'de tanımlı yani M'de tanımlı bir form. Omega'nın işte şeye kısıtlanışı yani I star U omega buna eşit olacak and I star V omega da theta'ya eşit olacak. Tamam mı? Okey. Omega'nın U ve V'ye kısıtlanışları teta ve eta olacak. Dolayısıyla bu exact bir sequence. Okey. Now since the sequence short exa since the sequence sequence yani işte K formlardan intersection'dan pardon union'dan önce buraya geliyoruz. Buradan da işte buraya geliyoruz. Is exact for all k we obtain a long exact sequence. Exact sequence in cohomology. Nasıl? İşte Derem kohomolojisinden Derem kohomolojisinden nereden? Pardon, şurada bu union olacak. Union'dan hep kısıtlamalarla U ve V'ye kısıtlıyoruz vesaire öyle. Burası M tabii ki. M'den Derem U ve Derem V'ye gidiyoruz.
Oradan tekrar kısıtlamalarla ara keside gidiyoruz. Buradan da connecting homomorfizmle dereceyi bir tane arttırarak tekrar M'ye gidiyoruz ve bu şekilde devam ediyor sequence'ımız. Okay. Bir tane example yapalım. Şimdi şunu iddia ediyoruz. H K of Sn is equal to R if K equals 0 or N 0 otherwise. Proof'ta induction on n olsun. Şimdi s eşittir 1'i yapmıştık. Aslında s eşittir 0 için de s eşittir 0 için yok, doğru değil zaten. Şöyle diyeyim, bu n büyük eşit 1 olsun. N eşittir 1 durumunda hk s1, bunu hesap ettik zaten. 0 ve 1 de bu şeydi, r'ydi. Zero otherwise. Yüksek boyutlarda niye 0? Manifold bir boyutlu olduğu için üstünde zaten iki form yok, üç form yok. O yüzden hani otomatikman 0 onlar. Şimdi bunu kabul ederek ispatı yapabiliriz. Induction'ın birinci adımı bu. Assume the result. Result for n and let's consider Sn plus 1. Sn plus 1'ı da şöyle yapalım. Let u to be Sn plus 1 minus the North Pole, yani 0001 noktası ve Sn plus 1 minus South Pole. Okay. Yani N şu nokta 0001, S de 0001 eksi 1, özür dilerim. Clearly U union V is equal to Sn plus 1. U and V are both diffeomorphic to n-dimensional disk. Çünkü küreden bir nokta çıkartırsanız, değil mi? Diske dönüşür. Yani stereografik projection'dan bunu görebiliriz. Ara kesit ise şu: U intersection V Sn plus 1 minus S and n. Bu da diskin, daha doğrusu iki noktayı da çıkartırsanız, bu yani bunlar u ile v, dn plus 1 veya aslında r diye de görebiliriz bunları, rn plus 1. Stereographic projection'da da iki tane projection var. Biri kuzey kutbundan projection, birisi güney kutbundan projection. Kuzey kutbundan projection'da güney kutbu RN'deki sıfıra giden nokta. Dolayısıyla bu ikisini çıkartmak demek, bu aslında RN plus 1'dan orijini çıkartmak demek. Bu da S N çarpı R'ye difeomorfik. Değil mi? Şimdi şuna bakalım. Sequence'ımıza bakalım. Now by the Mayer V toris sequence. We have şöyle diyeyim.
Şimdi okay. Şimdi bir kere şeyi biliyoruz zaten. Yani ha yok. Şöyle diyeyim. N plus 1'dan önce bu manifoldların her birisi şey olduğu için n artı 1 boyutlu en fazla. Dolayısıyla n artı 2 boyutlu kohomolojilerin hepsi sıfır. Şimdi şöyle diyeyim. Şurada H n U intersection V var. U intersection V. Bu ama sonra connecting homomorfizmden H n plus 1 U union V'ye geliyoruz. U union V. Ondan sonra H n plus 1 bir dakika. Ha, tamam. Yani U HN plus 1 V ve ondan sonra HN plus 1 U intersection V. Ondan sonra tekrar connecting homomorphism HN plus 2 değil mi? U intersection V. Şimdi U intersection V neydi? Bu S N çarpı I'ydı. Pardon, R'ydi. R'ydi. Bundan önceki homolojiler bir dakika. Bundan öncekiler tamam. Bundan öncekiler şunlardı. Şimdi bunlar R olduğu için Rn olduğu için Rn artı 1 Rn artı 1 bu kohomoloji grubu sıfır. Bunlar sıfır. Çünkü N en az 1 ve bunlar contractible. Dolayısıyla bunlar sıfır. Yani Poincaré lemadan sıfır. Noktanın kohomolojisine eşit bunlar. Bundan önceki de bu nesnelerin n-1 boyut pardon n'inci boyutları en az 1. Dolayısıyla burada da sıfır var. Burası da sıfır çünkü n artı 2 boyutlu bir şey yok. Evet. Burası kürenin kohomolojisine eşit. Burası HN, SN ve bu R'ye izomorfik. Burada Poincaré lemadan dolayı. Poincaré lema. Intersection burası işte SN çarpı R olduğu için SN'in kohomolojisi olacak. Ama SN'in kohomolojisi N artı birinci kohomolojisi gene sıfır. Yine Poincaré lemadan. Dolayısıyla elimizde şu var. Burası R, burası sıfır. Yani elimde şu var. Sıfır, R, HN plus 1, SN plus 1 değil mi? Burası SN plus 1. Ondan sonra da sıfır. Bu sequence short exact olduğuna göre, yani exact olduğuna göre bu fonksiyon örten ve birebir olmak zorunda. Dolayısıyla buradan yani şöyle so h n plus 1 s n plus 1 is isomorphic to R. Sıfırıncı kohomolojisinin de zaten şey olduğu belli. Efendim? Evet. Aradaki şey burası sıfır olduğu için bu fonksiyon injektif. Burası sıfır olduğu için de bu fonksiyon örten. Hem injektif hem örtense o zaman izomorfizm. Peki, şunu biliyoruz.
Yani HK SN plus 1 0 K büyük eşit N artı 2 ise and H0 da R olduğunu biliyoruz. O halde bir tek şuna bakmamız lazım. HK SN plus 1 for yani bunu anlamamız lazım. For K between 1 and N. 1 ile N arasında ise. Orada da yine yani exact sequence'lardan şey geçiyor. Bunu size exercise bırakayım. Yani bunun sıfır olduğunu göstermek. Exercise show that HK SN plus 1 is 0 for K between 1 and N. Peki. Bir tane daha size exercise bırakayım. Exercise. Ya da neyse onu sonra yapalım. Okey. Şimdi şey yapacağım. In particular we have H 2O DRAM koordinatı. Bunların tabii hepsi DRAM. Bu da R'ye izomorfik. Yani aslında hepsi R'ye izomorfik şeyleri. Okey. Şöyle diyeyim. H and isomorphism is given by integration. Yani şu şeye bakarsanız bir tane form alın. O formu manifold üzerinde integre edin. İzomorfizm bu. Neden bu? S1'da yapmıştık bunu. Aynı fikir. Başka bir şey değil. Yani bir kere integrali sıfır olmayan bir form var. O işte bizim volume formumuz. Hatta işte volume'ünü de hesap ettik. O formu alırsanız o form otomatikman closed çünkü zaten n boyutlu manifoldtasınız. N form, her n form closed. İntegralde kürenin hacmini veriyor. Ve bu da R'ye izomorfik olduğuna göre bir tane non-zero eleman varsa buraya map eden o izomorfizmi vermiş olur. Çünkü işte bir boyutlu kernel'ı yok vesaire vesaire. Şimdi S1 için bu bize şeyi vermişti hatırlarsanız. S1'dan S1'a giden bir map'in degree'sini hesaplamak için değil mi? Güzel bir şey verdiydi. S2 için de bu kohomoloji grubunu hesapladık. For H2 DRAM S2 bu isomorphic to R and a generator is given by şöyle verilebilir. Mesela 1 bölü işte 4 pi bunun şeyi x dy dz plus y dz dx plus z dx dy. Evet, bunu aslında yani evet bölmek çok anlamlı değil. Bakayım. Evet, isterseniz şeyde yani bu aslında R3 eksi orijinde de tanımlı.
R3 eksi orijinde bunu closed form yapmak için bu şeye bölmeniz gerekiyor. Yani aslında bu nesne şeyde to form on R3 minus 0. Closed form. R3 minus 0'nun da ikinci komünesi R'ye izomorfik. Çünkü R3'ten bir noktayı çıkartırsanız o da küreye deformation retraction. O yüzden bu var. Bu sonuç göründüğünden hani çok daha kuvvetli bir şeye yardım ediyor ispat edilmesine. Onu da yapacağım size. Şey şu teorem bunu adım adım vereceğim. Gauss-Bonnet. Gauss-Bonnet teoremi şunu söylüyor. If sigma is a genus G surface, closed surface in R3 söyleyeceğim ne olduğunu. Then yani şeyleri açıklayacağım. Then the integral of kappa ds is equal to 2 pi times 1 minus g. Burada aslında bu pardon 4 pi times şey. Burada 2 pi times burada 2 minus 2g diye yazarsanız şu nesne de surface'ın öyle karakteristiği diye geçiyor. Genus G surface. Genus G surface da şu. Şu surface. 1, 2, G. G tane deliği olan surface. Kappa dediğimiz şey de kappa Gauss curvature. Gauss curvature of sigma G. Nedir Gauss curvature? Gauss curvature da şu. Eğer mesela bir yüzeyiniz if sigma G is given locally as the graph of a function z equals f of x y then kappa times ds is this 2 4. Bu bir fonksiyon Gauss'in curvature. Bu bizim volume formumuz. Yani bir tane two form area'sını veren bu nesne şuna eşit. F x x times f f y y f x y squared divided by söyleyeyim neredeydi o? Bir dakika. Şey bu 1 artı fx değil mi? Fx square fy squared bunun karesi. Karesi. Pardon. Ha, bu Gauss'in curvature bu. ds de şu. 1 artı fx squared fy squared locally dx dy. Tamam mı? Bu volume form, bu da önündeki fonksiyon.
Efendim? Onu da söyleyeceğim. Bu Gauss'in curvature yüzeyin eğriliğini veren şey şöyle görülebilir. Belki bunu en iyi anlatmanın yolu o. Gauss map var. Gauss map. Şimdi bizim yüzeyimiz R3'ün içinde ya. Şöyle bir fonksiyon tarif edebiliriz. Sigma diye yüzeyden S2'ye gidiyor küreye. Yaptığı şey de şu. Bir noktayı alın. Bu noktayı o noktadaki normal vektöre götürün. UP diyeyim. Is a normal vector. İki tane normal vektör var tabii ki. Unit normal vektör. Unit normal vektör. Bir tanesini yani seçtiğimizi düşünün. Dışarı doğru olur, içeri doğru olur. Bu şey aslında şu. Şimdi fonksiyonum şöyle veriliyor ya. Bunu şöyle yazabilirim. Eşittir sıfır diye. Bunun gradient'ı olacak. Yani minus f sub x minus f sub y 1 divided by unit istiyorsam bunun boyuna böleceğim. Fonksiyon. Bu fonksiyon ne yapıyor? Yani şuradaki şeyi de yapayım. Yani bu sigma her bir noktada bana o noktadaki normal vektörü veriyor. Mesela şu noktadaysak atıyorum. Şöyleysem bu noktadaki normal vektörüm diyelim ki şu. O zaman bunun görüntüsü işte şu nokta. Başka bir noktadayım. Diyelim ki mesela şuradayız. Buradaysam normal vektörüm böyle. Burada da öyle. Şöyle. Şurada da şöyle. Bunların her birisi şu vektöre gidiyor. Diğer yandan mesela şu noktada şurada da şuraya gidiyor. Değil mi? Yani pardon bunu böyle çizmemem lazım. Böyle çizmek lazım. Efendim? Kim? Onun gibi evet. Evet. Benzer fikir. Zaten gene yapacağımız şey bu fonksiyonun degrisini ölçmek olacak. Hani bu fonksiyon Gauss map bu yüzeyi kürenin etrafına kaç kere sarıyor. Ona denk gelecek. Şimdi bu Gauss'in curvature mı? Hangisi? Pay mı? Wedge product şurada var zaten. Onu söylüyorsan. Yani şurada tabii şey olacak. Bu ikisi birbirini cancel ediyor. Bu 3 bölü ikinci kuvvet olacak. Ha. Anladım. Öyle de görülebilir herhalde. Evet, öyle de görülebilir.
Şimdi şu var, ha, Gauss'in, şimdi ona geleceğiz zaten. Burada şu nesne ilk adımlardan birisi şu. Omega'yı şey diye alırsanız, bu if omega işte yukarıdaki o şeyse x dy dz minus pardon plus y dz dx plus z dx dy bölü işte x kare artı y kare artı z kare. Bu küren üzerinde bir tabi de. Bu alırsanız den Gauss map'le bunu pullback ederseniz direct computation bu işte Gauss'in curvature times ds çıkıyor. Başka bir şey değil. Dolayısıyla aslında kürenin üzerindeki volume formu Gauss map'le geri çekiyoruz. Şey o. Gauss map'le geri çekiyoruz. O halde so we must compute işte şunu compute etmek istiyorduk. Aslında yapmamız gereken şey şu. Bu formun pullback'ini. Ama artık elimizde çok güçlü bir şey var. Şimdi bu tabii ki omega şeyin jeneratörü H2 deram S2'nun jeneratörü. Bu jeneratörü represent eden başka bir form da bulabiliriz. Yani bu one dimensional bir şey. İntegrali bunun birdi. Omega'nın. Çünkü 4 pi'ye böldük. Ha yok, bölmedik. Omega'da bölmedim. Ha bunun integrali 4 pi. İntegrali 4 pi olan bir başka formla bunu replace edebilirim. Çünkü iki tane formun birbirine denk olup olmaması bunların integrallerinin eşit olup olmamasına da belirleniyor. Şöyle diyelim. Choose any two form new on S2 otomatikman closed so that its integral over S2 is equal to its integral over of omega over S2 which is 4 pi. So that bu olsun and support of omega and eta is supported in a small open set around a point around the point P. Şimdi P noktasının ne olduğunu söyleyeyim. Onu geometrik olarak yapacağız. P noktasını şurası seçeyim. Şurası seçeyim. P noktasını. Şu nokta. Şimdi bu form kürenin buradaki open bir setinde siz söyleyin support edilmiş küçük bir open sette şurada eta formu ben onun pullback'ine bakacağım. Yani şöyle diyeyim. Şimdi şu olduğu için
Ben Omega'nın klası bunun klasına eşit. So that yani işte bu integralleri eşit. Dolayısıyla da şu var. Yani sigma g üzerinde bu integral sigma g üzerinde bu integralden aynı şey. Küçük bir yere bunu şey yaptım, kısıtladım. Kohomolojinin bir yerde gücü bu. Yani omega çok geometrik bir şey, değil mi? Alan formu, rigid bir şey. Ama iş bu hesaba gelince onun rigidliği bizi ilgilendirmiyor. Onun sadece belirlediği kohomoloji klası bizi ilgilendiriyor ve o son derece esnek bir şey. Ben o bütün formu böyle herhangi bir noktaya konsantre edip geri kalan her yerde sıfır olarak kabul edebilirim. Bu da bana bu integrali hesaplama kolaylığı getiriyor. Bu integrali hesaplamak imkansız ama bunu hesaplayabilirim. Nasıl? Şöyle. Şimdi bu yüzey için tabii yapacağım bunu. Şimdi bizim Gauss map'imizin türevine bakıyorum. Gauss map'ine bakıyorum. Gauss map'i şu P noktasının ters görüntüsü. P noktasının ters görüntüsü nedir? P noktasının ters görüntüsü şöyle diyeyim. Inverse image of P. P noktasının ters görüntüsü yani normal vektörü, yüzeyin normal vektörü bu yeşil vektör olacak. O noktalar neler? O noktalar şunlar. Q1, Q2, Q, G plus 1. Neler onlar? Bir tanesi bu, Q1. İkincisi bu, Q2, Q3. Bir de bu, Q, G plus 1. G tane delik olduğu için 2'den başlarsam plus 1'da bitiyor. Ve bu noktaların civarında benim sigma map'im geometrik bir map değil mi? İşte o noktadaki normali buraya taşıyor. Bu sigma map'i not that sigma is a diffeomorphism near each Qi. Ve şey de şu, bakın Q1'in yanında yüzeyim böyle, değil mi? Şöyle bir parçası var. Hani oradan kestiğimi düşünün. Q1 noktası şöyle. Bu küreye map ediyor sigma ile. Yani yüzeyin geri kalanını şey yaptım. Ve o noktanın görüntüsü işte burası. Sigma pi. Burada bakın bunun şey olduğunu, difeomorfizm olduğunu şöyle belki görebiliriz. Şimdi ve hatta orientation preserving. Neden? Bakın ben burada şöyle gidersem sigma altında bu eğrinin görüntüsü nasıl olacak? Şimdi normal vektörlere bakıyorum değil mi? Sigma normal vektörleri veriyor. Buradaysam işte şuradayım. Sonra yukarı doğru gidersem bu şekilde gidiyorum. Şöyle. Bir diğer eğri var. Bir de bu noktaya dik olarak şöyle gidebilirim. Şöyle. Ondan sonra da bu arkadan şöyle gelebilirim. O şekilde gidersem burada nasıl gideceğim? Burada şuradan başlıyorum. Değil mi? Şöyle gidiyorsam şöyle ondan sonra da şöyle. Yani şöyle gidiyorum. Dikkat ederseniz burada
Bu map orientation'ı da preserve ediyor. Çünkü yukarı doğru giderken, burada da yukarı gidiyorum. İşte önden arkaya giderken burada da önden arkaya gidiyorum. Bu fonksiyon burada orientation preserving. Bu arada Sigma'nın yani gerçekten bir lokal difeomorfizm olduğunu görmek için Sigma'nın türevine bakabilirsiniz. Oradaki onun komponentlerinden şey olduğu görülebilir. Yani onun gerçekten evet yani locally o türev map'i one to one olacak. Oradan görülebilir. Şimdi Q1'de böyle. Diğer noktalardaysa türevi one to one olacak. Aha. K birden büyükse o zaman bakın yüzeyin o parçası nasıl şimdi? Ben isterseniz ara verelim. 31 olmuş. Aradan sonra devam ederiz. Tamam, şöyle ara vereyim.